Merhaba Sergon. Mitti sezon 4 teori dosyası hoş geldiniz. Başlayalım. Bugün meka işaretiyle başlamak istedim. İlk önce meka enerji ürkünü nereden geldi söylemiştim yani. Zil Magic evreninde yaşadıklarını. Yerine geçelim. Yani şöyle öncelikle Mottak'ın elindeki meka enerji imzasına bakalım. Bu da Tekler'in enerji imzası yani. Meka enerji imzası. İkisi de aynı enerji. Çünkü Mekka ve Zinit ırkı aynı ırk çünkü. Çünkü Zinitler eski Mekar kınataları yani. Yani hepsi Lord Electron'un halkından yani. Zinit ırkının orijinal ilk kralından yani. Teknonun soyundan gelen Mekar ırkının en güçlü perisi. Yani bir Mekka perisi kısaca. Yani Tekna Mekar ırkının orijinal tanrıçası yani. Yani lordlar uzun bazı mistik krallık bazı Gorm Lordları Magic Circle'ın Magic boyutunda yaşamışlar yani. Bu da bir kanıt örneği kısaca. Diğerine geçelim. Bu boyutunu kullanan Omega Enerjisi'nin imzası kısaca. Şimdi bir tane daha bir şey göstereyim. Bu da Deniz 5. sezonun ana kötüsü Tritanius'un kullandığı Omega Işın enerjisinin bir güç ışınının enerji imzası kısaca. Fark ettiniz. İkisi de aynı enerji türünden yani. İkisi de Omega enerjisi. Bunu nasıl elde etti diye sorarsın. Seride 5. sezonu bilindiği gibi Tritanus bunu karanlık petrolden kazandı. Ama o petrol sıradan petrol değil. O Voidus'un enerjisiydi. Yani Omega Voidus'un. Yani şöyle. Koruyucular Mecha Kule'yi yok ettiklerini Voidus Magix'e kaçmayı başardı. Magix konumunu pek fazla ayarlayamamış. O yüzden dünya gezegenine kaçtı. Ve torunlarından birini bulmaya çalıştı. O da Darcy'ydi. Yani Drix'in karanlık cadısı kısaca. O Voidus aslan aynı ırktan kısaca. Yani Darcy Voidus'un büyük torunu aslında. Yani onun kızı gibi yani. Kızı kısaca yani. Voidus'un kızı yani. Yani Voidus gibi bir kötüden bir kötü bir cadı doğar. Voidus onu aslında onu arıyordu ama yanlışlıkla Tritanius'un bedenine girdi. Ve onu Ektos'un iridiumu kontrol ettiği gibi kontrol etti yani bir kukla gibi. Kukla Tritanius, Voidus da kuklacıydı. Onu manipüle etti ve 3 es zamanında sihirli boyutta aldığı bilgiyi kullanarak bir gorma bir suda denizden bir saldırı yapmayı planladı. Sonsuz derin okyanusu tahtını aktif hale getir. Onun gücünü kullanarak Gorm'a bir portal aç. Omega Deniz Kızı canavarları ile Gorm'a saldır. Gorm'u fethet. Yani plan basitti. Silenix'i bulma dışında. Yani bu da ikisinin güçleri kazandı. Aslında Aysa da bir Gormit soyundan geliyor. Yani kuzeni olduğu için o da bir Gormit sayılır yani. Çünkü Andros Kraliyet Ailesi ve Deniz Kızı Kraliyet Ailesi aslında aynı Gormit Lord'un soyundan geliyor. Okyanus Gormit Lord'u soyundan. Su Gormitisi değil, Okyanus Gormitisi. Diğerine geçelim. Kalırsla bir Mecha Gormit'in onların kaybolduklarını sanıyordum. Yani Mecha Gormit'in uzun zaman önce Zinit'e gittiklerini söyledi. Yani şöyle. Gorm'daki bilgi öğrenebildikleri her şeyi öğrenen Mecha ırkı yani Zinit ırkı eski ataları yani. Mecha ırkı güçlere bilgi olan açıklarından dolayı boyutlar arasında açıldılar ve Magix gezegeninin boyutunu buldular. Ve boyuta yerleşerek bu boyuttaki bilgiyi ve Ciri tanıdılar. Öğrenim sınırsız bir bilgi kaynağına sahip oldular. Buradaki amaçlarını bilgi, Mech ırkı bilgiyi aç bir ırktır yani. Gelişmeyi ve bilgiyi açtır. Bu açlığı böyle gider yoksa. Diğerine geçelim. Bana seçim şansı bırakmadın. Güneş vuruşu. Palladium bir güneş vuruşu kullandı. Yani şöyle solaklar güneş ırkı yani solar ırkı. Kınatalar yani. Yani Stella'nın büyük 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 babası yani. Kısaca ilk solar kralı yani. Lordlar eskiden Gorm ve Magix'teki bazı krallıkları yönetiyorlardı. Bu da yani şunu gösteriyor. Diğerine geçelim. Eski Solar Kırk yani Solar Yarık'ı Alfa Adalar'da yaşıyorlardı. Ve burada Barış ve Düzen içinde yaşıyorlardı. İkisi aynı yarıktan mensuptu yani.
Sol ve Eklos barış içinde yaşadılar. Sol iyiliği temsil sihirli boy dengeyi korumak için elinden geleni yapmaya çalıştı yani. Büyük savaşları bittikten sonra. Yani şöyle. Anlatma verirse. Yani Sol ve Eklos savaş başlığında sivil yani. Sivil halk yani. İlk Solar Kepleçon halklarının sivilleri Magix'teki Solar ekranına yerleştiler. Ve zamanla barışı huzursan Sol ve Eklos barış yapınca da geri çekilme zorunda kaldı. Hayatlarının çoğunu Sol Tenkarmini korumaya ve onu güvenle tutmaya çalıştı Sol hayatının sonunda. Bu da kısaca şunu gösteriyor. Yani eskiden Solarya Tenkarmin eski yeri Solarya'daydı. Ama onu saklamaya çalıştılar ve onu bulamayacak ama bunu saklamak yetmezdi. Onu güvenli gözetim altında tutmaları gerekiyordu. Çünkü tank kalbinin gücü o kadar yoğun ki masum bir canlı kendi zarar ver, o güçle zarar vermesi çok kolay çünkü. Yani sihirli boyutta bin bir türlü düşman var sonuçta. Güç hırsızında olanlar. Onu Gorm'a götürüp Gorm'da saklamaya karar verdiler. İskador da bu amaç için üretildi. Solarya'da. Ve Sol taşındıktan sonra Eklos onunla beraber taşındı. Ve barış ve düzen altında öyle saklandılar. Eklos zamanın çoğunu tank halini korumaya ve Solarya'nın güvenliğini kontrol ederek geçirdi. Kendisi müdahale edemiyordu ama torunları müdahale etmenin yollarını buldu. O da güvenlik amaçlı bazı Solar şövalyeni Medix'te bazı güvenlik arttırması için onları yolladı. Yani şöyle. Bunu başka bir teoride anlatayım. Diğerine geçelim. Eokim Mystic Irk'a mensup bir gormlu yani kısaca. Yani Eokim Işık Gormlusu Mystic Irk. Bunun çünkü bunun nedeni var. Sol Eokim'in alfa enerjisi olan doğuştan uyumuna tuhaf buldu. Çünkü alfa enerjisi o kadar uyum sağlayacak bir enerji değil. Bunun nedeni olarak da Sol Eokim'in kısaca bir Mystic Gormlu oldu. Son Mystic Gormlu oldu zannedi. Yani nesli tükenmiş bir ırk yani. Uzun zaman önce Mystic Irk Magix'te yaşıyordu. Yani Eokim'in halkı, atalarıya halkı yani kısaca. Ve sihirli boyuttaki her canlıyla barış için en güçlü ırk olarak var olmuştu. Sihirli enerjinin Sparks'in en güçlü enerjisi. Ama yıllar önce tuhaf nedensiz yere Eokim soluncu oldu. Büyük ihtimalle ya birileri onları saldırdı ya da kıskanç birileri onları saldırmış olmalı yani. Onların türünü yok etme adamış bir yani. Yani Eokim'in ırkına zarar veren biri yani. Yani size Voice'u çocuklarından bahsetmemiştim yani. Onun Darjin'in Voice'u torunu olduğundan bahsetmiştim yani. Onun kızı yani. Yani şöyle kısaca. Yani onlara zarar veriliyor. Ektos'u aman Voice'u torunları oldu. Açık ki ama hangisi veya kimin zarar verdiği bilinmiyor yani. Nerede oldukları da buna dahil. Sezon 4 televizyonumuz buraya kadar. Sağ olun.